Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City Definitive Edition versiyonundayız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde bir toplulukta paylaşım yaptım ve hangisine başlayalım diye söylemiştim. Orada daha çok San Andreas istenmişti. Fakat gerçekten Vice City'yi çok oynamak istiyorum. İlk önce Vice City serisini bitireceğiz. Daha sonra San Andreas serisine başlayacağız. Mutlaka Vice City serisini de izleyin derim. Şimdi biz bugün birinci bölümdeyiz. Ben daha önce bir ufaktan girdim. Hatta şurada göstereyim size. Daha başlangıç aşamasındayım. Sırf etrafa bakmak için girdim. Hani oyunun işte kasması, donması vesaire onları ayarlamak için girdim. Şimdi yeni oyun diyeceğiz sizlerle ve sıfırdan başlayacağız. Bu serinin bütün bölümlerinde çok sık konuşmamaya çalışacağım. Yani diyalog esnasında hani oyunun hikayesini de anlamanız için. Şahsen şunu da söyleyeyim. Ben Vice City'yi daha önce tamamen bitirmedim. Görevlerini yaptım, oynadım vesaire fakat tamamen bitirmedim. Sizlerle beraber ben de ilk kez bu oyunu oynayıp bitireceğim. Aynı zamanda San Andreas'ı da beraber oynayıp bitireceğiz. Bugüne kadar sadece GTA 5'i ben bitirdim sonuna kadar GTA serisinde. Şimdi ufaktan başlayalım. Umarım güzel, eğlenceli bir seri olur. Abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz ve bildirim zilini de açarsanız diğer bölümler için erkenden haberdar olursunuz. Şimdi onayla diyorum ve yeni oyuna başlıyoruz abi. Zaten klasik bir başlangıç sahnesi var biliyorsunuz. Fakat grafiklerimiz daha yeni. Şimdi bir tavernadayız 1986 yılı. Evet, burada bir konuşma dönüyor. Şimdi konuşmayı biraz dinleyelim. Hikayeyi anlayarak gitmek istiyorum çünkü. Şimdi bunlar anladığım kadarıyla Vice City'nin karanlık adamları, mafyaları gibi bir şey. Burada şu an bir ticaret muhabbeti dönüyor gibi zaten. Ufaktan bir ticaret yapıyorlar. Yani en azından ticari konuşma dönüyor gibi algıladım. Bak, kirli işlerimizi yapması için birini gönderir ve kendi payımızı çıkarırız. Şimdi o kirli işleri yapacak kişi de Tom Vercetti büyük ihtimalle. Şimdi bölümlerimiz 10 ila 15 dakikalık bölümler olacak arkadaşlar. Onu da şimdiden hatırlatayım sizlere. Evet, ilk sahnemizi geçtik. Escobar Uluslararası Havalimanı. Vice şehri. Türkçe yama da yaptım. O yüzden Vice şehri diyor. Ama da Vice City demesi lazım tabi. Görüşmeye ben sizi götüreceğim. Bizim karakterimiz şimdi nereli? Kübalı mı, Meksikalı mı? Onu merak ettim. Çünkü az önce dönen muhabbette Küba Meksika muhabbeti dönüyordu ve yurt dışından geldik şehire şu anda. Abi bu sahneyi biliyorum. Bu sahneyi biliyorum, 10 numara sahne. Yavaş yavaş artık çözeceğiz oyunu. Hikayesini anlayacağım. Şu helikopterin başındaki adamı da biliyorum. Fakat ismini hatırlamıyorum. Aha, burada bir ticaret dönüyor. Ver parayı almalı gibisinden. Buradaki fight'ı da biliyorum. Aha, geldi bizim adamlar bak. Üçkağıtçılar geldi. Abi, Vice City'yi seviyorum ya. Kolombiya malı bak. Bu gelen adam Kolombiyalı, okey. Onluk ve 20'lik kullanılmış. Aha. Abi burada sadece Tommy Vercetti'nin kurtulması şey değil mi ya? Ne bileyim, garip değil mi? Şu giden araba da Tofaş'a benziyor bu arada. Neden bilmiyorum ama Tofaş'a benzettim. Aha, klasik sahne geliyor. Abi çok klasik bir sahne. Herkes bilir. Ve bu arada Definitive Edition'da şeyler çok güzel, onu da söyleyeyim. Görseller gerçekten güzel. Şimdi verdi bize kontrolleri. Abicim direkt binelim. Zaten biliyoruz yani neyle bineceğimizi, neyle ineceğimizi.
Şöyle ufaktan bir ayarlara hemen hızlıca bir bakalım. Ayarlarımız düşükteydi en son. Tamam, hala düşükte. Çünkü her ne kadar sistem iyi olsa bile yer yer kasmalar oluyor. Grafik modundan kaynaklı. Artık olduğu kadar oynayacağız. Ya kontrolleri biraz bana garip geliyor. Araba kayıyor gidiyor. Biraz daha ağırlaştırmışlar. Arabanın kullanışını. Abi işte burası ya. Bak ben buraya bayılıyorum ya. Ben bu caddeye bayılıyorum. Şu tabelalara falan bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Şuraya şöyle park edelim. Bildiğim kadarıyla da bu zaten Miami şehrinde. Amerika'nın Miami şehrinde böyle bir sokak var diye biliyorum. Burası mıydı? Aynen. Buraya giriyoruz. Şimdi burada zaten kayıt alıyoruz vesaire. Burası bizim kayıt yerimiz. İlk baş için. Anladığım kadarıyla. Ya şöyle söyleyeyim. Ben sıfırım arkadaşlar şu an. Onu söyleyeyim size. Aha. Kim o? Kim o lan? Bir yerden kadın sesi geldi. Dur. Biri konuştu. Dediğim gibi bu arada ben önceden oynadım fakat bitirmedim. Sıfırım diyebilirim. Tommy. Tamam. Tommy. Bu dayının adı Sunny. Tommy aradı bu dayıyı. I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. Duygusala bağladın şu 15 an diyor bak. years. Seems like only yesterday. I guess 15 that's sene. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. No, Sonny. Para da kaldı, mal da kaldı orada. That was my money, Tommy. My money. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dick to those tamam. Responsible. Hey, I already know that. You're not a fool. Muhabbet buradan anlaşıldı. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to. Tamam. Bak hikaye şimdi oturdu. Aklımda şu an hikaye oturdu abi. Şimdi orada kaybedilen uyuşturucu da para da bize mi girdi? Yani ciddi misin? Gerçekten bütün hepsi bize girdi abi. İnanılmaz. Dur bir saniye, şurada bir kayıt alalım. Harbi harbi bize girdi lan. Buraya üzerine kaydetme işlemi yapamazsın. Tamam, yeni kayıt. Dur bakayım bir. Onayla. Boşva. Kaydını devam etmek için. Tamam. Umarım şeyimiz gitmez yani, kayıtlarımız gitmez. Bulut üzerine kayıt ediyor bu arada. Herhalde gitmez. Abi şimdi hikayeyi anladım ben az çok. Sizler de anlamışsınızdır. Şu an giren bize girdi, onu söyleyeyim. Orada kaybedilen, saldırı altında olduğumuzda yere düşürülen uyuşturucu da, para da orada kaldı. Ve o bize girdi. Sunny denilen karakter, kötü adam, Tommy'ye kilitledi bunu. Ve biz büyük ihtimalle şu an yapacağımız görevler ile bu adama bunun parasını ödeyeceğiz. Bu uyuşturucuyu geri ödeyeceğiz diye anladım ben. Şimdi şuradan haritaya girelim. Şurada bir görevimiz var. Şuraya gidelim abi. Şu GPS'ten işaretleme olayı da geldi bu arada Definition'la. Burada da şöyle radyolarımız falan. Radyo bu arada kapalı. Müzikler kapalı. Herif yememek adına. Definitive Edition'da bazı şeyler farklı tabii. GPS olayı mesela. Daha sonra tab tuşuna basınca şu radyo ekranı açılıyor artık. Ve arka planı görüyorsanız yavaşlıyor. Şimdi bizi ilk getiren elemanın yanına geldik. Bu adamın adı neydi? Ben onu unuttum. Şuraya aracımızı park edelim şöyle. Araya yere de şey yapmasınlar, çalmasınlar. Şimdi gidelim. Abi şurada yazıyor mu ismi? Rosenberg diyor ama dur bakalım bir girelim. Buraları hatırlıyorum. Gece boyu bu koltukta ışıklar açık. Kahve içerek oturdum ben. Ha, bu adam da şey. Bak tuttuk diyor. Gerçekten bu adamla ikimiz beraber tuttuk yani. Tutmamız gereken şeyi. Shut up. Ya dediğim gibi çok konuşmak istemiyorum. Konuşmaları duyun.
yazıları okuyun, adapte olun diye. Arada konuşulacak olduğu zaman konuşuruz. Biz kokaini bulacağız, tamam. Alınan malları bulacağız, okey. Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht and all of Vice City's big players are going to be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't going to be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. Evet abi, bu yat görevini biliyorum. Büyük ihtimal ilk oraya gideceğiz. Ondan sonra da bir Mercedes adındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir kız vardı. Onu alıp götürüyorduk. Şuradan kıyafetimizi değiştirelim abi. Zaten bunlar bilinen ilk görevler. Bak bak bak. Tipe bak. Takım elbiseleri çekti. Abi klasik yer. Nice bike. Çok iyi ya. Abi ben şunu şöyle ufaktan bir alsam bir şey olur mu? Olmaz. Teşekkürler. Şimdi geldik. Yattaki yat partisine. Geldik hocam. Burada bizim maniteyi göreceğiz mi biz? Mercedes'i. Buenas noches. Arada suyumu da içeyim. Boğazım kurumasın. Arkada eğer su içtiğimin suyu gel, şey sesi geldiyse artık kusura bakmayın. Persetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Bu adam da biliyor olayları. Zaten bu büyük ihtimalle en baştaki konuşmada bu adam da vardı. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes. Mercedes. Bak bak bak, Mercedes'e bak. Caramilla. Of course, daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star. And have you met my lovely wife Laura? No. Bu arada bu kısımlar sizi sıkıyorsa yorumlarda belirtin. Ona göre bu kısımları geç edebiliriz. Şu an geçmiyorum. İlerleyen bölümlerde eğer geçilmesini isterseniz geçeriz. Sıkıntı yok. That is good. Well, now I'm looking at some prime. And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fest. Can I tell you? Do you know how they play? Vokaliste bak. Let me tell. It does not involve a battle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzales. And the other two are Pastor Gonzales. Richard. Abi isimlere bak ya, çok iyi. Tam Latin Amerika isimleri ya. When the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's as if a triumph. Tipler falan da zaten Latin Amerika tipleri ya, tam böyle Brezilya, Meksika zaten. Amigo falan konuşuyorlar abi, zaten belli yani. Who's the loud mouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cole. Mercedes. Oh, I was just Mercedes dişine bak. Mercedes. Ricardo abi, isimler on numara ya. Aha, ne oluyor? Şimdi gidiyoruz artık. Albay'ın kızını klaba götür diyor. Götürelim. Bizim motor vardı. Ne oldu? Bizim motoru çaldılar mı cidden? O da iyi. Hadi gel Mercedes. Atla yanıma yavrum. Atla atla atla. Maybe. Her soruya maybe. Şöyle geçelim ya. Araba biraz şey, dönüşleri biraz sıkıntı olduğu için böyle ağırdan almaya çalışıyorum. Bu görevi hatırlıyorum zaten ya. Bunu klaba bırakacağız, o kadar. Başka bir şey yok bunun. Şimdi şöyle,
bir sıkıntım var benim. Hikayeli oyunlara karşı çok adapte olamıyorum. Onu bir şekilde çözmem lazım. Artık iyi kötü yazıları okuyorum ediyorum. Artık arka planda da ben tekrardan bu videoyu izleyip bakacağım. Şimdi görev tamamlandı abi. 100 dolarımızı cebimize koyduk. Şurada kaydımızı yapalım. Şurada. Zaten otomatik kayıt yapıyor. Ben yine de şuraya kayıt etmek istiyorum. Kontrol edeyim kayıt oldu mu. Çünkü oyunu kaybetmek de istemem. Tamam, partide kaldı. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi seriyi takip etmek istiyorsanız aşağıdan abone olup like atın ve bildirim çanını mutlaka açın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.